Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu örneği yapmak için bu videoyu hazırlıyorum. Instagram'dan bir takipçimin bana gönderdiği bir örnekti. İnşallah onun da işine yarar. Oldukça ısrarlıydı çünkü bu örnek konusunda. Hemen nasıl yaptığımı anlatarak başlamak istiyorum. İkişer zincir çekerek tığ battı yaptıktan sonra üst kısmının yeşil olan bölümünü yapacağız. Ben pembe ve mavi tercih ettim. Çok renkli oya isteyen arkadaşlarım var. Çok renkli de çalışılabilir. Yani her renk farklı, her çiçek farklı bir renkle de yapılabilir. Dediğim gibi ben pembe ve maviyi tercih ettim. Şöyle ilmeğim kaçmasın diye yaprağı tutturmuştum. Hemen nasıl yaptığımı anlatarak başlamak istiyorum. Şu anda anlatacağım yerden başlarsanız arkadaşlar, şu anki başlangıç noktası sıfırdan başlama aslında. Bununla ilgili genellikle çok yorum alıyorum, sıfırdan başlamamışsınız diye, ama şu anda anlattığım yerden tığ battığı yaptıktan sonra ipinizi tutturup başlarsanız şu an zaten sıfırdan başlamış olacağız demektir. Küçük bir örümcek alıyorum. 1 santimden biraz daha kısa. Örümceğimi aldıktan sonra bir defa doluyorum. Tığ battı da 1-2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüye gelip çift kat çift kat çekerek bir trabzan yapıyorum. Bu benim en baştaki şu boş olan tepeciğim olacak. Çiçeğimi tutturmak istediğim tepecik olacak. Burada 1-2-3-4-5 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen 6 tane yapacağım arkadaşlar. Sık iğne 2 3 4 5 6 6 tane yaptıktan sonra 7.'si böyle tığ battının altında oluyor. Tekrar aynı büyüklükte örümceğimi alıyorum. Gene bir defa doladım, tığ battıda 2 boşluk bıraktım. 3.'ye geliyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar burada bir zincir çekmem gerekiyor. Hemen ilmeğime tekrar gireyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Burada arkadaşlar 8 zincirimi çektikten sonra şöyle dönüyorum. Şimdi zinciri şuradan parmağımla da tuttum aynı zamanda daralmasın diye. Buraya şöyle tuttuğumu da göstereyim arkadaşlar. 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4. Şöyle oldu. 4 sık iğnemi yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Trabzanın altından girdim. Buraya küçük bir trabzan daha yaptım. Buradaki küçük yaprak için. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri geliyorum. Bu yaptığım küçük trabzanın altına 4 tane sık iğne yapacağım. 3 oldu. 4. 5.'ye aşağıdaki trabzanıma iniyorum. Buraya yine 6 tane sık iğne yapacağım. 1 oldu. 2 3 4 5 6 7.'si böyle tığ battının altında. İlk sıra yapıldığında böyle görünüyor. Bundan bir kez daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Örümceğimi aldım. Yarım santim uzunluğunda. Bir defa doladım. 2 tane boşluk bırakıp 3.'ye geliyorum. Çift kat çift kat çektim. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Ve 6 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6. 7.'si tığ battının altında. Tekrar küçük bir örümcek alıyorum. Gene bir defa doladım. Tığbatıdaki boşluk bırakıyorum. Üçüncüye geliyorum. Trabzanımı yaptım. Üstüne 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuradan tutuyorum ipimi. Geliyorum. Tığımla buradan girdikten sonra parmağımla tutmaya başlıyorum. Diğer parmağımla. Burada 1, 2, 4 tane sık iğne yapacağız. 3, 4. 2 zincir çekiyorum. Küçük yaprak için bir kez doluyorum. Alttaki kalan trabzanın altından giriyorum. Trabzanı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu trabzanın altından girerek, küçük trabzanın altından girerek 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 oldu. Şimdi aşağı alta geçeceğim. Buraya da 6 tane yapıyorum. Sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'si tığ battının altından girilerek yapılıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar.
Alt sıra bittiğinde böyle bir tanesi uzun, bir tanesi kısa oluyor. Birinde çiçek yuvası var, birinde yok. Hemen pembe maviyle başlamıştım ben. Gene mavi yaparak devam etmek istiyorum. Yeşil ipim böyle kalsın. Birazcık maviden ip saralım. Mavi renkte de arkadaşlar çiçeğin yapılışı çok kolay. Fıstık değil zaten, Trabzon'la yapılıyor. Bir defa doladım. İlmeğimi oluşturuyorum. İlmeğimi oluşturduktan sonra şuradaki oluşturduğum çiçek yuvasına girip tutturuyorum. Burada arkadaşlar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bırakıyorum ilmeğimi. Bir önceki boş olan tepeciğe geliyorum. Boş olan bıraktığım ilmeğimi bu boş tepeden geçiriyorum. Sonra bir defa doluyorum. Şuradayız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Çiçek yuvasına trabzanımı yapıyorum. Çift kat çift kat çektim. Bir defa doluyorum. Çift kat çift kat çektim. Bir defa doluyorum. Çift kat çift kat çektim. 3 tane yaptıktan sonra üzerine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar yuvaya. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Gene 3 tane trabzan yapacağım. Birer defa dolayarak. 1, 2, 3. Üzerine gene 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Gene yuvaya geliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir doladım. Gene 3 tane trabzan yapıyorum. 1 oldu. 2, 3. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Geri dönüyorum. Ve çiçek yuvasında tutturuyorum zincirimi. Hemen burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Çiçeğim bu şekilde oluştu. Böyle göstermiş olayım. İpin nasıl yaptığımı da göstereyim. Hazır başlamışken tamamlayalım arkadaşlar. Önce iplerin fazla kısımlarını arkaya doğru şöyle çekiyorum her iki taraftan da. Sonra makasla ipleri kısaltıyorum. İpler uzun olursa tutuşur. Tutuşunca da islenir. Bu nedenle ipi kısaltıyoruz iyice. Kısalttıktan sonra çakmağımın ben en düşük ayarda olmasına dikkat ediyorum. Çünkü büyük olduğunda alev biraz kontrol etmek zorlaşıyor. Yakıp tutuşturmuyorum. Yumuşatıyorum ve çakmağımla bastırıyorum. Zaten görüyorsunuz benim çakmağımın üzerinde izler de var. Hemen yumuşatıyorum. Çakmağımla bastırıyorum. Açılmaz arkadaşlar. Açılır mı diye çok soru geliyor genellikle. Yumuşatıyorum, yapıştırıyorum. Yakma işini de ben bu şekilde hallediyorum. Şöyle göstereyim. Tabii şu an benim elimde gördüğünüz kısmı ütüsüz. Çiçeklere falan şekil vermedim ben. İnşallah Instagram'da daha düzgün, daha ütülenmiş fotoğrafını sizinle paylaşabilirim. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hepinizin ellerine sağlık.